Yavaş Bey! Çok saçma. Bravo, bravo. Kazandınız. Ama son sözlerimi duymadan mı gideceksiniz? Lütfen. Açirevanya. Bolşe. Nietvaya.
Efsun nerede Karaca? Bulamıyorum. Amca onu sana en iyi babaannem anlatır. Ne oldu? Anne. Gel oğlum. Müsait misin? Tabii gel. Gel konuşalım gel. Efsun gitti Yamaç. Burada yaşadıkları ona ağır geldi herhalde. Ben böyle bir hayatı istemiyorum. Burada yaşayamam dedi. Yamaç beni affetsin dedi. Çekti gitti. Hı. Efsun yapmaz. Yapmaz böyle bir şey. Yamaç. Yamaç. Yamaç oğlum. Faydası yok oğlum. Geri getirsen ne olacak istemedikten sonra? Yamaç. Muz yiyecek mi anne? Abla. Ha, söyle kuzum. Sen bilirsin. Efsun nereye gitti? Efsun'un kendiliğinden gittiğini söyleyeceğim Yamaç'a. Böylesi daha iyi. Siz de benim söylediğimin arkasında duracaksınız. Beni oğlumla karşı karşıya getirmeyeceksiniz. Ben ne yaptıysam ailemin iyiliği için yaptım. Anlaşıldı mı? Vallahi Yamaç, annem ne anlattıysa o işte. Ablacığım, gitmez. Hırçındır, fevridir. Ne olursa olsun gitmez. Ya çorba taştı Yamaç, vallahi. Ben bu anı yaşamıştım lan. Aynısının tıpkısı, Allah canımı alsın. Amin deme canım. Gerek yok, biliyorum. Vay! Nizam! Babam sen neredesin ya? Kalkma babam, kalkma. Vallahi kusura bakma, zaten kalkamıyorum. Direkt dizden vurdular ya. Gelmiş, geçmiş olsun. Kafaya sıkılmadıkça her zaman yaşama ihtimali vardır. Ki onda da vardır. Mermi kafanın içinde dönebilir. Mesela ben. Lan Nizam ne adamsın ya. İlla o yarayı gösterecek. Anladık, süpermensin. Süpermen Nizam. Şimdi Nizamcığım, ben bu hanımefendiyi sana teslim etmek için getirdim buraya. Al, senin olsun. Eti de senin, kemiği de senin. Çok güzel kız, evet. Ama güzelliğinin keyfini sürsün istemiyorum. Bayağı senin aleminin en dibi neresiyse. Hani siz çok seviyorsunuz ya çukurları, çukurluları. Nizamcığım da sana bir çukurun dibini gösterecek artık. Yaşayacak ama yaşadığına pişman olacak. Rahmetli çaçacığımın vasiyeti. Hem benim de bu bacağımın acısı azıcık soğumuş olur.
Beyler, Efsun Hanım'a eşlik edin. Hayatım boyunca benden kaçmaya çalışacaksın Kokan. Ama yine de ölürken gördüğün son yüz benimki olacak. Tabii canım, tabii. Halamın da a**lar olsaydı amcam olurdu zaten. Bay bay Efsun. Ha bir dakika. Ben delirdim herhalde. Aklımı peynir ekmekte falan yedim ben. Koskoca eniştemizin hanımı. Adam bana elinde ne delil var dese, ben sana nasıl inanacağım dese, ben ne diyeceğim? Işığa getirin. Gülseniz oğlum. Bye. Aslan parçası. Yamaç. Kendine gel oğlum. Gidenle gidilmez. Ölenle de ölünmez. Burası neresi?
Sen kimsin? Unuttun mu sen bunları ha? Gitmiş olamaz. Beni bırakıp gitmiş olamaz. Ben inanmıyorum buna. Başka bir şey var. Nehir'e niye inandın Yamaç? İstedin çünkü. İnanmak istedin. Bu da aynısı işte. Buna da inanmak istemiyorsun. Ama ikisi de gerçek. Öyle değil mi? Ben sana ne dedim bebe? Gelmesinler. Yamaç gelmesinler. Ha geldin gördün. Baktın bu adamın hayatına. Tamam diyeceksin o zaman. Benden bu kadar. Eyvallah. Yürüyüp gideceksin. Bu kız da aynısını yapmadı mı? Senin mahalleni gördü. Senin aileni gördü. Senin gerçek yaşantını gördü. Hadi bana eyvallah dedi gitti. Öyle değil mi Yamaç? Ne yapabildin? Aradın açtın mı telefonlarını? Bizim eksik kalan meselelerimiz var. Bizim mahallemiz var. Bizim bakmak zorunda, korumak zorunda olduğumuz bir ailemiz var. O Kulkan denen var daha. Biz mahallemizin yaralarını saracağız. Rahmetli Selim abinin öldüğü günden beri şu sofraya doğru düzgün içimizi acımadan oturamadık biz. Bizim insanlarımızın yüzü ne zaman gülecek ha? Sen bana ne dedin? Yaşarken koruyacaksın Cumali Koçabalı. Öyle mi? Sen de canın yanarken koruyacaksın Yamaç. Bir kişi kaldı oğlum. Bir tek o. Anamızı ağlattı lan o ergele. Öyle değil mi? O çocuğun... Aykut'un canını almadın mı oğlum bu herif? Başın sağ olsun Yamaç. Dostlarsınız. Çocuklar söylediler. Ziyarete gelmiştim. Çok üzgünüm. Hoş geldin. Tamam mı? Tamam. Nereye gidiyoruz ki abi? Oğlum dolaşmaya gidiyoruz işte. İlk defa yaptım bir şey. Yok değil de sürpriz dedin ya. Heyecanlanırım abi ben. Kalp var bende. Herkeste kalp var, herkeste. Hadi bakalım. Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Abi daha hızlı. Hadi, hadi, hadi. Hadi abi hadi. Hızlı 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 hızlı. Ah. Oh. Oğlum bir dur. Bir dur yoruldum be. Abi iyi, iyi misin? İyiyim. İyiyim. Aslan gibiyim. Aykut. Efendim? Sana bir şey soracağım. Şimdi biz madem buraya kadar geldik kardeş. Ben diyorum ki bir maç yapalım be. Nasıl yapacağız ki? Basbayağı yapacağız işte. Sen bana bırak. Ne diyorsun? Bana uyar. Senin kalp atışını yerim ulan ben. Hadi. Ve yeşil sahalara Aykut Teken giriyor. Evet. Oh. Evet. Ne yapıyoruz? Ha? Abi... Beni kalenin oraya bırak. Orta aç. Kafa golleri benden. Ama birisine karışma. Oo, ben bu modeli biliyorum. Saatliğini peşin verip forvetten ayrılmayan Servet abi bu. Ne yapayım abi? Yapacak bir şey yok. Peki.
ne yapıyoruz? Kimle yapacağız peki maçı? Senle ben, birebir. İkimiz. Dalga geçiyorsun değil mi? Hayır. Ha, ben çok güçlü oldum değil mi? Yani. Sana bir takım arkadaşı lazım. Selim abimi çağırayım. Kahveden gelmez ama böyle hareketler yapayım. O gelmez. Kim gelecek? Kim gelir acaba? Kim gelir acaba? Şimdi kimi bulacağız oğlum? Şimdi bu zamanda ha? Kimse de yok. Baksana etrafta. Gelsin birileri mahalleden. Adam lazım mı arkadaşlar? Aykut Hoca! Yavaş yapma Aykut Hoca! Aykut Hoca değil mi? Evet Aykut Hoca. Nasılsın Aykut? Bana mı dedi? Evet oğlum, ikinizden başka Aykut mu var burada? Hocam, çok mutluyum. Çok, çok ama çok, çok, çok. Hocam çok mutluyum. Yavaş abin senden söz etti. Bir tanışmaya geldim ben de. Tayfun, Erol, Tarık top istiyor. Erol orta hazırlığında. Öne açıldı. Ceza sahasında. Kaleci, boş pozisyon, top ağlarda gol. Topu Aykut ağlara gönderiyor. Ve Fenerbahçe bu golle müthiş bir avantaj elde ediyor. Aykut topu ağlara gönderen futbolcu. Trabzonspor maçı. Babam o maçtan sonra demiş ki bir oğlum olursa adını Aykut koyacağım. Ben futbolcu olamadım ama hep iyi bir insan olmaya çalıştım hocam. Sizin gibi. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ne yapıyoruz peki? Kim kimle? Hocam, siz ikiniz, ben tek. Yok artık. Yapacak bir şey yok. İki Aykut'a bir amaç. Deneyelim. Yalnız hocam bir şey söylerim, başında haberin olsun takım arkadaşın. Diyor ki ben forvete geçerim de başka hiçbir şeye karışmam, haberin olsun. Ne yapayım hocam? Ayarlayacağız bir şeyler. Hocam hoş geldin. Hazır mıyız? Hazırız abi. Tamam ulan. Hadi. Hadi başlayalım. Başlayalım hocam. Hocam buradayım. Hocam buradayım. Buradayım, buraya kafaya hocam. Gol be. Aykut ne yapıyorsun oğlum? Abinim ben senin. Biz de böyle abi. Hocam gol. Hocam, adrese teslim. Dakika bir, gol bir. Gol be, gol! Hocam pas. Gol be, gol. Ben bu hareketten sonra Çukur Pazarı'na doğru gideyim değil mi hocam? Ha? Beni mi büktün hocam? Allah beni mi büktün? Benim neyime ikiye bir ya? Karşında Aykut kocaman var ya. Al bakalım bu senin. Evet. Hocam. Teşekkürler. Afiyet olsun. Bana da iyi oldu. Hamlamışım. Hocam bu senin hamlamış halinse biz yanmışız. Aykut tebrik ederim. Çok güzel goller attın. Hocam daha atardım da Yamaç abi ayıp olmasın. Bak ya.
Abi, çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadın. Rica ederim. Her zaman seve seve. Eyvallah. Hocam, ben bugünü ölünceye dek unutmayacağım. Çok sağ olun. Aykut'un seninle tanıştığı gün en mutlu günüydü. Genç bir adamın en büyük hayalini gerçekleştirdin abi. İyi ki varsın, sağ olasın. Şifa başı. Hatun Necat yaptı. Kişim o Rabbe'yi hala burada. Dedi. Dedim. Var tolu. Ben istemişsin. Gel aslanım, gel. Ha, ben soğumasın. Ya sana ne yapsam azdır. Estağfurullah amcam. Maşallah. Senin tek başına elinden gelen bir dünya adamın harcı değil. O yüzden şimdi sen söyleyeceksin. Ne yapayım senin için? Sağ olasın amcam. Bir isteğim yok. Vardır, vardır. Olmaz mı? Hiçbir şey yoksa memleketi özlemişsindir. Dönüyor muyuz yoksa? İntikamını da aldığına göre. Dönelim amcam. Bir dönelim. Sen git hazırlan. Ne zaman dersen o zaman çıkarız yola. Metin, bana bulduk de. Buldum abi, bulduk. Aslan parçası. Güzel. Şimdi çocuklara haber ver. Konum at. Gitsinler. Bana adresi yaz. Geliyorum ben. Tamamdır abi. Burası mı abi? Burası oğlum, bak işte. Ne yapıyoruz abi? Ne yapıyoruz? Siz arkayı tutuyorsunuz, Cumali abi gelene kadar bekliyoruz. Bir şey olursa bir hareket falan haberleşiyoruz, tamam? Tamam oğlum. Hadi Meke. Yine kaldık biz bizim Meke. İçecek bir şey yok mu lan bu evde? Ağzım kurudu lan. Alo. İsterseniz hemen gidip alayım efendim. Yok canım. Ne gerek var? Beni düşündüğün için sana çok teşekkür ederim.
Sen mi ayarladın burayı? Evet efendim. Kimse takip etmedi değil mi? Yok, etmedi. Kapıda yeterince adamımız da var. Her şey yolunda efendim. Siz hiç merak etmeyin. Fazlasıyla adamımız var. Sen gelsene buraya. Gel gel. Bak. Bak oraya. İyi bak. Salak insanlara hiç katlanamıyorum. Her şey yolundaysa dışarıdakiler kim? Gerizekalı. Yerim. Yerimizi öğrenmişler. Hadi canım. Cenk sen ciddi misin? Size baş kalmamız lazım ulan. Yürü. Belasını açtın, uyandılar. Efendim abi. Celo kaçıyorlar oğlum. Ne yapalım abi? Atlattık sanırım. Çıktığımızı fark etmediler. Emin misin? Bak ben demiştim demeyi hiç sevmem. Ama ben demiştim. Sizde. Lan ben peşlerinden gidiyorum. Dur bekle bekle. Metin abi gitti zaten peşlerinden. Sen burada kal, burayı halledelim. Lan burayı nasıl halledeceğiz? Mermileri bitti. Mermileri bitti hadi. Şimdi. Ulan adamların şarjörü bitti diyeceğine ilk kendi şarjörüne bak. Ya oğlum hadi yürü ya. Benlik değil çünkü.
Lan oğlum. Mallama kitabıma var ya, keserim bu kulağını, köpeklere yem ederim ha. Nerede lan kuklan? Ha? Kuklan mı dedin sen yine? Kukan! Nerede o şerefsiz? Ne lan bu haliniz? Ne oldu? Kaçtı abi. Yemin ediyorum delireceğim, cinnet geçireceğim. Lan oğlum ben size ne dedim? Ben gelmeden hareket etmeyin demedim mi? Niye ben gelmeden hareket ediyorsunuz Metin? Abi etmeyecektik, bekleyecektik de işte. Abi herifler bizi fark etti. Yoksa biz ister miyiz böyle olsun? Of, of. Abi. Sorumluluk benim abi, sen ne dersin ama. Ya yok Metin, yok, tamam, olan olmuş. Siz iyisiniz ya. Ne yapacağız? Bir daha arayacağız, bir daha bulacağız, bir daha sıkacağız. Bu şerefsiz yerin dibine girse de bulacağız. Allah'tan siz iyisiniz. Gerisi boş. Hadi arabalara hadi. Hadi gidelim. Ha Aliço'm. Hazır mısın? Hazırım, hazırım. Yazdım, yazdım adresler. Ha buralar mı? Bunlar. Tamam, akşama kadar bitiririz bunları. Ha. O kadar değil ama. Başka yerler de mi var aklında? Aklımda değil. Liste yaptım. Liste yaptım. Bunlara da mı bakacağız Aliço? Var var. Her yere bakacağız. Her yeri arayacağız Aliço. Efsun'u bulmamız lazım. Evet haklısın. Ben söyledim bunları da. Bizim bunların hepsine tek başına bakmamız bir yıl sürer Aliço. Beraber ararız. Hep beraber. Yamaç çukuru korur, çukur yamacı korur. Haklısın. Her zamanki gibi haklısın. Hadi gel. Zalimler dünyası, giden zalim, gelen zalim.
Hadi oğlum. Amcam, ne zaman çıkarız? Sen ne zaman dersen o zaman. Gidelim o zaman hemen. Kardeş, bagaja. Ne yapacağım? Bu beni gerçekten seven birine. Saadet'e. Yok amcam. Medet'e bu. Arası bir şeyler hazırladım sana. Getireyim mi? Çay da taze. Ellerine sağlık ablam ama istemiyorum. Yamaç olmaz ama böyle. Hiçbir şey yemedin. Tamam, ne diyeyim? Efsun yüzünden mi? Hiç haber yok. Hiç. Yok. Yani gidebileceği benim aklıma gelen her yere baktım. Her yere baktım. Nefes bile almadan aradım abla. Yer yarıldı, içine girdi sanki. Yok. Bilmez miyim? Dur. Bilmez misin? Hoş, ben alıştım artık tabii ama. Alışılıyor mu buna ya? Başka çaren yoksa ne yapacaksın? Yok mu? Bilmiyorum. Yani geri döner mi? Arar mı? Bir haber gelir mi? Yani bilmiyorum ki. Gitmez yani. Gitmezdi. Onu da ben onu tanıyorum. Fevridir, hırçındır, öfkelidir. Ama korkak değildir, kaçmaz. Kaçmaz yani. Olmaz. Yapmaz. Sen onu bu kadar çok mu? Çok. Çok. Zaten öyle olmasa... Öyle olmasa ne? Abla biz... o kadar imkansızlık ki. Niye diye falan sorma şimdi. Tamam öyle ama. Yani o da söylemişti zaten. Bizim bir arada olmamız bile zaten savaş meselesi diye. Ama gene de kopamadınız. Yani deniyorsun ama kopulmuyor, kopulamıyor. Tanıdık mı geldi bu da? Salih de zamanında benim için... Her şeyden vazgeçmişti. İşte bak... O yüzden söylüyorum ya, sen anlarsın. Kimse anlamasa sen anlarsın beni ya. Ya bu kadar birbirini seven insan, bu kadar birbirine değer veren, haber bile vermeden, arkasına bile bakmadan çocuğumuzla ya gider mi? Ben bilmiyorum. Belki de ben yanlış anladım. Belki öyle değildir. Neyse abla boş ver ya. Tamam vallahi boş ver.
Bebe ne oldu oğlum? İyiyim, iyiyim. İyiyim, bir şeyim yok. İyiyim. İyisin, iyisin. İyi ol. Daha da iyi olacaksın zaten. Ne oldu? Sen Efsun'u ararken biz de boş durmadık yani. Yani? Kulkan'ı aradık. Ama bayağı aradık. Güzel. Güzel. Ayşe. Hı. Hadi kızım ama ya. Tamam anne, geliyorum. Ya iyi tamam, ben arabaya iniyorum. Sen Damla'yla Saadet'i al, in aşağıya. Ya alt tarafı iki tane elbise bakacağız. Nedir bu süs püs? Ay, anne bir huş sürdüm. Tövbe estağfurullah, tövbe. Ha, bakın. Gel oğlum. Gel geç otur. Ne yapıyorsunuz o zaman? Tamam. Çocuklara haber verelim, ne olur ne olmaz. Tamam, ben Metin'le konuşurum. Celesunları da çağırsınlar. Tamam. Ya bir şey diyeceğim. Bu kadar niye kalabalık gidiyoruz ki? İşte girelim tekten. Alalım çıkalım. Kimi? Ne diyorsun oğlum sen? Ne demek kimi? Kulkan'ı işte. Ha. Ha, ben... Ben ne bileyim, ben onun için çağırdınız beni. Sen ne sandın oğlum? Ya ben... Ne bileyim işte, babaannemler alışverişe gidiyorlar ya. Belki biz de... Damatlık için. Ya. Oğlum sürpriz yapalım. Annem var ya. Önce senin işi halledeceğiz. Bu sonraki işti. Tabii. Aynen öyle. Amca vallahi. Gerçekten ben şey yaparım. Ya, hallederim. Oğlum senden önemli işimiz mi var lan bizim? Annem işte kaçırtmış sürprizi yani. Aynen oğlum ya. Şöyle yeğenimiz güzel bir damatlık giymesin mi? Annem bozmuş. Tabii ya. Yeğenimiz evleniyor. Ha, böyle yakışıklı yakışıklı gidip seçeyim. Annem ama. Konuştuk çünkü, söyledik. Dedik biz gidelim oturalım şöyle. Amca beraber iki amca. O böyle giyinsin giyinsin. Manken hesabı. Ayşe. Ha. Ay yok artık Damla ya. Ay neden? Çok güzel bence. Ya bak, bir sürü güzel elbise var kızım. Seç bunlardan bir tane. Ha? Ha bak mesela bu. Ay. Bak ne güzel değil mi Saadet? Ay vallahi çok güzel. Ay lütfen. Lütfen yapmayın. Bu yakışmaz ki zaten bana. Allah Allah, niye yakışmayacakmış? Maşallah dünya güzelisin. Ya hiç yani. Ay yani nereye kadar bu böyle erkek fatmalık? Ha, tamam anladık, delikanlısın. Ama bari düğünde bir Cumali abimden farkın olsun. Madem yine pantolon giymek istiyordun, onlarla gitseydin. Sana şöyle bir takım elbise yaptırırlardı. Jilet gibi gelirdin maşallah. Ay tamam, ver. Hiç çekemeyeceğim sizin çenenize. Yakışacak ama bak. Ay kız, ha, yakışmaz yakışacak mısın gibi? Ay Ayşe. Ha. Bak bu da tam senlik vallahi. Ay vallahi hakikaten öyle. Ay çok güzelmiş. Bana olur mu bu ya? Ha? Bakayım. Ay dur, tamam ben bunu deneyeyim. Dur kız, daha giyinmedim. Murtaza. Al kız şunu. Kız al sana. Thank you.
köşede bekleyeyim. Bir yolunu bul, kaç gel. O güzel yüzünü göreyim. Sen gelmezsen ben geleceğim. Beyaz olmaz mı diyorsun? Yok ya. Bence ya lacivert ya füme. Rahmetli Selim de sevmez zaten beyaz. Hiç. Hiç sevmezdi. Ne zaman beyaz takım elbise giyen birini görse istisnasız ama her seferinde bir de böyle bilmiş bilmiş. Müslüm değilsen o topa girmeyeceksin kardeş. Ona çok ihtiyacım var şu an. Eksik falan bir şey kalmadı değil mi lan? Ha? Yok yok bırakmadık. Üstünü başını alalım tamam zaten. Bizim çocuklar da dağıldılar. Onlar da bir şey hallediyorlar. Bu damat bohçasını alacaklarmış. Ne bohçası? Sen de bilmiyorsun değil mi? Yo. Ben de hiç anlamıyorum. Metin dedi almak lazım abi dedi. Alsınlar yapsınlar. Ne gerekiyorsa eksik bir şey kalmasın. Babasızlığını hissetmesin çocuk. O yara kapanıyor mu ki? Amcalarım. Vay aslan. Hareketlere bak. Nasıl olmuş? Bir de mi bakayım? Yani bir şey eksik gibi. Yok be oğlum işte 10 numara damat. Mendili nerede bunun? Mendil yoktu ki. Olmaz. Kravat iğne de lazım. Amca, o kadar süse gerek var mı ki? Olmaz mı oğlum? Çevir bakayım manşetleri. Al işte. Ne oldu oğlum? Kol düğmesi de yok. Ha. Bu nedir ya? Amca, şey zaten gereksiz masraf. Otur aşağı lan, saçma sapan konuşma. Pardon, bakar mısınız? Merhaba. Merhaba, buyurun. Estağfurullah. Şimdi ipek mendilleriniz var değil mi? Tabii, olmaz mı? Tamam, onları bize çıkarır mısın sana zahmet? Tabii, tabii. Bir de böyle kravat iğnesi, işte aksesuar, neydi? Kol düğmesi. Onları da ayarlarsan çok seviniriz. Tamam. Eyvallah. Hmm. Var mı benim atladığım bir şey? Yani... Aç bakın şunu. Yelek lan. Yelek yok. Yelek yok ya. Ben ıvır zıvara daldım da onu unuttum. Yelek de mi? Hiç anlamıyorum işte. Oğlum yeleksiz olur mu lan? Olmaz. Amca. Biraz abartmıyor musunuz? Az bile yapıyoruz oğlum. Anladın mı? Az bile yapıyoruz lan. Ayşe, ha, bir baksana sence bu nasıl? Ha, güzel güzel. Yok be, rengini beğenmedim. Anne, ben de bunu deniyorum. Dene kızım, güzelmiş o da. Ha, bak bu çok güzel bir mor ama. Hı. Sana ne oldu? Hayır, yok bir şey. Ay telefonu arabada unuttum. Ben gidip onu alayım. Akın makın arar şimdi. Söyle çocukları getirsin. Yok, ben hallederim. Annem şey yaparsa kabinde dersin. Geliyorum hemen. Hadi be kızım ya, hadi ya. Murtaza. Gözümün nuru. Ya niye peşimde dolanıyorsun? Ya sen başka çare mi bıraktın lan? Ben kaç yıl aramışam seni. Kaçar gitmişsen mahalleden. Ne bir gören var ne de bilen. Ya evime dönmüştüm. Ya insan nasıl basıp gider? Hadi onu geçtim bir veda etmez mi? Ulan bir mektup bıraksaydın bari ya.
O kadar da mı hatırımız yok diyor. Ayşe ya. Duyacaklar şimdi. Ya duyarlarsa duysunlar. Vallahi umurumda değil. Ben seni bu nişan mı ya? Bundan sonra hayatta bırakmam. Bak, benim de bir takım maceralarım oldu olmadı de gel. Kabul edeyim. Ama sen bir başkasın kızım ya. Vallahi hep bir başkaydın ya. Bebeğim mi gitmem lazım? Dur. Al şunu. Ayşe, beni duvarlara tırmandırma. Ayşe, al şunu. Kadın dediğin budur ya. Vallahi budur ya. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Eyvallah. Hallettin? Hallettim. Kim? Celo mu? He, Celo. Söyle oğlum. Tamam, hallettiniz mi? Tamam, siz orayı halledin. Biz bir eve geçip geleceğiz. Hadi kapat. Tamam mı? Tamam. Hayırdır? Mevzun var. Mevzunun kralı var, aslan parçası. Ne yapıyoruz? Sana bekarlığa veda yapıyoruz. Ne? Cumali amcanın aklında müthiş bir yer var. Nasıl? Pavyon mu? Şimdi burada beni küfür ettirecek. Eşek Cumali amca deyince aklına pavyon mu lan geliyor senin? Bildi çocuk. Allah Allah, ne var pavyonda, ne var yani? Hayır, ne demesini bekliyorsun yani? Caz bar mı deseydin? Oraya git, caz bar mı gideceğiz? Oraya gidelim oğlum. İptal edeyim oğlum. Caz bar'a gidelim. Neyse, oraya gideriz oğlum be. Yok amcam, gerek yok. Oğlum istemiyorsan söyleyeceksin lan. Nereye istiyorsan sen bugün oraya gideriz. O kadar, tamam mı? Bizim caz bar geçmişimiz de var Allah'a çok şükür. Sen... Caz bar geçmişin var mı dedim? Senin caz bar geçmişin de mi var? Yok benim yok, senin caz bar. Oğlum neyse ne? Ya ver babam. Ver baba, ver al. Eyvallah. Hadi. Hadi. Sağ olun. Eyvallah, sağ olun. Eyvallah, teşekkür. Amca bir tanesini bana versene. Hadi yürü lan, yürü, çık, çık, çık. Ya iyi de. Çık içine. Ayrıca da caz barda ben çok şeyken gittim caz bara. Yürü, yürü, yürü. Ali, bir yüzün gülsün oğlum. Dönüyorsun işte. Dönmek güzel. Dönmek güzel şeydi amca. Dönüp de bulamamak. İşte o kötü. Olacaklarını düşün o zaman. Yüzünü görecekler düşün. Şükret. Haklısın amca. Neredeyim? Sen de geleceksin değil mi? Hele memlekete bir varalım, bakacağız. Bakmak yok. Gelmek var. Geleceksin Çukur'a. Yalnız bırakmayacağım ben. Tamam. Geleceğim. Kal buradan, alacağım seni. Hamza gel, Hamza gel. Ey kafanı. Ey kafanı. Bu böyle olmayacak. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Erkekliğin 10'lu 9'u neye gerektiriyorsa onu yapacağız. Kaçacağız. Gel amca. Kararın ne konu?
Hakim Kunan! Fabret! Acil! Acil! Hoş geldiniz, Bakır Bey. Damat Bey hoş geldin. Abi, siz de mi? Niye oğlum, biz eğlenmeyelim mi ya? Bak herkes burada, geç. Geç. Teşekkür ederim. Oğlum ne demek lan? Hadi hadi, herkes bizi bekliyor, hadi. Utandırmayın lan. Tamam. Geç geldim, geç. Hop kolay gene. Tamam mı? Geldim, geldim. Gel. Haliço. Damat. Sen de bir ya. Ben değil, sen de ama. Gel. Vay vay vay. Hadi bak. Emmim. Nasılsın, iyisin değil mi? İyi oldum, iyi. Hayırdır, bir şey mi oldu? Bir şey yok ya. Böylesine sordum. Abi iyi, iyi oldu. İyi oldu. Alicom ne içiyorsun? Tek mi, duble mi? Ha, bir tek gazoz. Bir tek gazoz verdiler. Güzel, güzel. Gazoz güzel. Şerefe. Dur, öyle olmaz Alicom. Beyler. Bugün Akın Bey'imiz söyleyecek, biz yapacağız. Söyle bakalım Akın, ne içelim? Babama. Selim. Koçova'nın Selim'ine. Koçova'nın Selim'ine. Koçova'nın Selim'ine. Bekle Aliço, bekle. Gideriz birazdan. Oo. Eşlik edelim mi? Yok güzel kardeşim, sağ ol, eyvallah. Vay 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 vay. Hallere bak, hallere. Hallere bak, hallere. Ne diyorsunuz oğlum siz? Sen Damla'dan korkuna böyle bir hanım köylü oldun ya geldiğimizden beri, hani kafanı bile kaldırmadan ondan bahsediyorum. Oğlum ne alakası var? Şimdi söz dedikodu olur, kızın kulağına gider, üzülür müzülür, o yani. Tabii canım ondandır. Bir dur, ondan değil, gel. Hadi lan orada. Sen de mi istemiyorsun? Neyi istemiyorsun? Yamaç. Efendim Aliçam? Dokunuyor, 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 dokunmasın. Oo. Ama üzülürüm. Sen beni beğenmedin. Ha, üzülme, üzülme. Beğenmedim. Öyle değil, öyle değil. Oh.
beğenmedin değil. Yamaç dokunuyor. Tamam Halicim, tamam. Ben size bir ricada bulunacağım. Ne ricası? Ana diliniz Rusça değil mi? Evet, ana dilim. Tamam. Bir laf var, bir söz. Ben anlayamadım. Tam da söyleyemeyebilirim şu an ama... şöyle bir şeydi yaklaşık. Açırevanya, bolşe, niyetvaya. Masal mı bu? Şöyle şey, ölünüyor mu? Ölünüz oluyor. Yok, nasıl yani? Yani öyle şey çünkü sihir artık yok. Bitti gibi. Yani bu işin sihri kaçtı gibi mi? Yok, tam öyle değil ama bitti artık. Yok gibi bir şey. Büyü bozuldu. Bu bir deyim falan mı? Yok, benim garip bir laf. Yani ben de tam anlamadım ama bu yüzden dedim masal gibi diye. Anladım. Başka soru? Yok, teşekkür ederim. Soru yok. Dokunmak yok, soru yok. Ya kardeşim, bakar mısın? Hanımlar ne istiyorsa. Ne içersin? Evet, sen ne içiyorsun? Gazoz. Dur abi. Emre. Oğlum gelsene ya. Ya oynuyor mu iş şöyle şimdi karşımda? Ya surat yapma, bir şey sordum. Oğlum sen Damla'yla benim aramı papaz mı edeceksin ya? İt oğlu itler. Ha, pavyonlu olan pavyonda kalır Cumali Bey. Yapacağınız işe ha. İndir o eli. Pavyondakiler haber vermese adamlar oynata beni. Pavyondaymış herifler. Senin elini anca armut toplasın. Yüzdük kuyruğuna geldik. Az sabretsene. Adamlar memleketin her yerinde seni arıyor. Sen hala ne geziyorsun pavyonlarda? Sen neyine güveniyorsun? Ben bilmiyor muyum lan bunları? Ben bilmiyor muyum? Madem biliyorsun hala ne geziyorsun ortalıkta? Otur oturduğun yerde bekle. Bir gece kaldı. Sadece bir gece. Bekle. Tamam lan. Bekleyeceğim. Ama bu son. Yarın gece de bu hesap kesilmezse... ...ben kendim hallederim. Ona göre. Amcam, o tarafta bir hareketlilik var mı? Yok. Ama olacak. Buraya kadar geldikten sonra bırakmaz. Ya ben anlamadım ki bu nasıl iş ya? Bu nasıl aşiret ya? Ben bunların hepsini indirdim. Vurdukça mı çoğalıyor bunlar? Hadi. Kaçmıyorlar mı? Hepsi birden yer yarıldı, içine girdi sanki. Tamam amca, sakin. Ben halledeceğim. Ya bırak Allah aşkına Salih. Tek başına olacak iş mi? Hem buraya kadar, tamam. Seni bir daha tehlikeye sokarım. Ne yapacağız yani? Buradan ayrılacağız. Bu benim meselem. Olmaz öyle şey. Olacak! Senin kılına zarar gelmeyecek. Buna izin vermeyeceğim. Arca! Salih! Amca gel. Ya ah be amcam ya. İyi misin? Salih, evlat sana bir şey olmaz. Ah be amcam ya. Ver amcam. Sen beni bekle burada. Sakın kımıldama yerinden ha mı? Sakın kıpırdama. Sizin ben.
Amcam. Salih. Amcam. Evlat. Amcam iyisin değil mi amcam? Sana bir şey. Olmadı amcam. Olmayacak. Sana da bir şey olmayacak. Ama... Aması yok. Seni şimdi memlekete göndereceğim. Sana bunu yapan herifin canını alacağım. Sonra hemen peşinden geleceğim. Seni bir daha bırakmayacağım amcam. Tamam mı amcam? Cemil'im hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin abla. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş geldin. Hoş geldin. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkürler, çok şıksınız. Hayırlı olsun abi. Darısı başın aslan parçası. Ay Cemil amca hoş geldin. Hoş geldin Cemil abi. Bu şerefsizden bir haber yok değil mi hala? Yok. Yer yeri içine girdi sanki. Abi hoş geldin. Abi hoş geldin. Sağ olasın. Girsin, girsin. Ay, hoş geldin. Yer içine girsin. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ben onu yerden çıkaracağım. Kusura bakma söyle abla. Kusura bakma ağzından öyle çıktı. Sonra konuşalım mı bu meseleyi istersen? Tabii ağzın lağım gibi ya çünkü. Eyvallah. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok olmuşsunuz. Hoş geldiniz. Bak bak alışmamış da durmuyor tabii. Ay bir size maskaralık etmediğim kaldı ya. Kızım elleme artık işte çok güzel oldu bırak. Dalga geçmiyorsun değil mi? Ya yengecim gerçekten çok güzel oldun ya. Yasmin biraz dönsen arkasında düzelteyim. Kabart kabart. Cumali abim gördüm seni böyle. Daha değil. Etek oldu değil mi? Oldu oldu çok güzel oldu maşallah. Ne oldu? Sen beğenmedin mi? Yok çok beğendim ama abim ne diyecek? Ay yok annem konuştu çoktan. Demiş işte bizim madem düğün burada yapılıyor bizim adetlerimize göre yapılacak dedi. Yani kızmayacak değil mi? Ama yok ben gördüm zaten kendi de takım elbise giymiş. Sen takma şimdi bunları kafana. Bir bak kendine. Beğenmediğin bir şey olursa da söyle tamam mı? Yok. Çok beğendim de. Çok sağ olun gerçekten. Uğur getirsin inşallah. Ben bir Akın'a bakayım. Bak kuzum bak. Bir eksik yedik bir şey varsa haber ver tamam mı? Neye üzüldü? Onun gelinliği pek uğurlu gelmediydi de. Bundan böyle biraz şey oldu. Hadi hadi. Hadi bakalım. Hadi toplan bakalım. Hadi. Benim onu kesin öğrenmem lazım ya. Ha. Allah gönderdi seni Karaca gel. Ya bu Celasun... Geleceğim dedi, gelmedi bir saattir. Yamuk yumuk oldu, yapamadım. Ha, o da ne anlar ya. Gel. Evet. Hı. Oldu. Bak. Vay. Bayağı olmuş. Eline sağlık. Nasıl yaptın kız iki dakikada? Var mı başka bir şey? Yok. Sağ ol. Tamam o zaman. Karaca. Hı. Ben senin mutlu olmanı çok istemiştim. Gerçekten. Bana inanıyorsun değil mi? İnanmıyordum. Seni o sevdede gördüğümden beri inanıyorum ama. Sen haklıydın. Senin bir kabahatin yok. Kimsenin bir kabahati yok. Biz
mutlu olamayız. Çünkü saçımızın teline kadar Koçovalıyız. O yüzden yani kaderimiz yüzünden birbirimizi suçlamanın da bir anlamı yok. İhtiyacın var mı? Yok oğlum. İyisin miyim? Abi hayal. O zaman yok. Boş ver. Sen. Kızım nerede kaldı bunlar? Gecikler nikah memuru da geldi. Anne ne bileyim ya. Ben bir gidip baksam mı? Yok yok sen otur. Ha. Celasun. Anacığım. Git şu Akın'a haber ver. Gecikmesinler daha fazla. Tamam dedeciğim hemen söyleyeyim. Bakayım ben onunla biraz ilgileneyim bakayım. Sen gel. Ne oldu? Ben de sen istedin mi? Yok yok, vereyim mi? Damla. Bakıça bak, ben sana demedim mi? Tanımadım ha. Oğlum ben bile karımı tanımadım lan. Lan ben kendi karımı tanımadım. Gülüm. Beğenmedin değil mi? Ben... Tamam zaten ben bunu değiştiriyorum çünkü herkes bana bakıyormuş gibi geliyor. Zaten bunu biliyordum o yüzden başka kıyafetle getirdim. Gerçekten yanımda başka bir şey yok. Odamıza gidene kadar bunu üzerinden çıkarırsan bozuşuruz. Çok pis bozuşuruz tamam mı? Vallahi olmuş mu yani? Kızım gözümü senden alamıyorum ya. Gel. Gel. Maşallah efendim bu nedir güzellikler ya? Mersi. Ha? Maşallah. Ne baktın? Ben bir şeyden değil. Bir şeyden değil de... Çok güzel olmuşsun. Eyvallah. Eyvallah. Akın. Ha, ne oldu lan? Ne oldu? Ha, ne oldu? Oğlum, hadi tamam olmuştur lan. Tamam, ben hazırım zaten. Tamam. Oğlum, nikah kıyılacak ya. Böyle durumlarda damat gerekiyor biliyorsun. Oğlum, hadi soruyorsun hala ya. Hadi ya, nikah memuru geldi, hadi gidelim. Bu kadar çabuk mu? Akın. Kardeşim, eğer kaçmaya falan niyetin varsa ben oyalarım. Vallahi Celo, ne yalan söyleyeyim. Harbi mi diyorsun lan? Hiç niyetim yok. Oğlum çok yakışıklı olmuş zaten, boşa gitmesin. Ha, harbi mi baksın? Eyvallah. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan. Ne özlemi hasret suçu doğasında varsa. Yoksulun merhameti gasp, elinde sas. Hep beklemiş gözlerinde yaş, sırtında yaz. Gün gelecek teraziye bu insanlar tekmelecek. Biz tanığız keşmekeşe, el önden arz edeceğiz. Ben sesimden fark edeceğim yaşlandığım. Ya da her şarkıya veda niyetiyle yazdığımdan. Sana çirkin ağızlarından, aşklarından geri kırıntılar kalacak. Ve bu yalnız olacak. Senin yandığından daha fazla yanan insanlara duymuyorsan eğer nasıl olacağız arkadaş? Böyle avuç kadar üstümüzde borcu kalır ve iyimser bir gül açar parklara. Utancın karkışında kaldık, alkışlara kandık. Öyle yorgun, öyle beter sabahlara kandık. Bir hayalim gözlerinde saklı. Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık. Hep utancın karkışında kaldık, alkışlara kandık. Öyle yorgun, öyle beter sabahlara kandık. Bir hayalim gözlerinde saklı. Ne giden var ne beklenen.
kalan yarınlardan artık. Orta hep anlattım biliyor musun? Dedim ki dili yok bunun. Kimsesi kimi yok onun, neşesi düşü yok şunun. Dedi ki düşür Hamza'nın eş yerini şarkısı. Yok işte bir şey oldu. Öyle değil işte, olmalı bir çözümü. Biz onca gece uykumuzu yok yere mi böldük? Acılarını çekip gözlerini silmiş insanları düşün. Paramparça düşün. Karkışında kaldık, alkışlara kandık. Öyle yorgun, öyle beter sabahlara kattık. Bir hayalim gözlerinde saklı. Ne giden var, ne beklenen yarınlardan artık. Hep utancın karkışında kaldık, alkışlara kandık. Öyle yorgun, öyle beter sabahlara kattık. Bir hayalim gözlerinde saklı. Ne giden var, ne beklenen yarınlardan artık. Mevcut düzen dahilinde ne aşkı? Avunduğun her şey sahte, yok aslan. Geriye ne kalmış? Düşlediğim bir yaşam ve utandığım korkular var. Gönlümü vermiş kenemde anlıyorken bir halkı. Uykusuzluk sende artık, onlar temizlerler vicdanlarını. Açsa karnı yağma artık, isyan sayılır. Bir anne vedasıdır gerçek hicran tanıma. Kazanmak kirlidir, kaybedelim insan kalırız. Kocaman bir sofra düşün mahallenin ortasında. Dünyanın tam ortasında. Güneşler büyütür üstümüzde, sonra kalır burjuva düşlerin yalanlardan arda. İyi söz yazarlarının ne kadar hükmü kaldı. Ben sana bu çiçekleri mezarlıktan çaldım. Çok uluslu yalnızlıkların yanında uzandım ve gökyüzü çok yıldızlı. Karkışında kaldık, alkışlara kandık. Öyle yorgun, öyle beter sabahlara kattık. Bir hayalim gözlerinde saklı. Ne giden var, ne beklenen yarınlardan artık. Hep utancın karkışında kaldık, alkışlara kandık. Öyle yorgun, öyle beter sabahlara kattık. Bir hayalim gözlerinde saklı. Ne giden var, ne beklenen yarınlardan artık. Kaybedelim insan kalırız. Kocaman bir sofra düşün mahallenin ortasında. Dünyanın tam ortasında. Güneşler büyütür üstümüzde, sonra kalır burjuva düşlerin yalanlardan arda. İyi söz yazarlarının ne kadar hükmü kaldı. Ben sana bu çiçekleri mezarlıktan çaldım. Çok uluslu yalnızlıkların yanında uzandım ve gökyüzü çok yıldızlı. Sabahlara kattık. Bir hayalim gözlerinde saklı. Ne giden var, ne beklenen yarınlardan artık.
Karaca. İyi misin? Geçecek. Ne zaman? Bir gün. Bir gün mutlaka. Lan Meke! Al onu gel, al onu gel. Ver bakayım onu, ver. Ne bu? Abi tadımlık... tadımlık gibi içmemişsin ama. Meke sana bir şey söyleyeceğim. Sonunda birinin aklına gelmiş bu. Oo, kendine gel. Bir şey diyeceğim, bundan daha var mı? Yok abi, bizde daha var. Sizde çok mu? O zaman siz bir ikileyin, burada kalıyor. Hadi yallah. Getir bardakları, annem gelmeden. Çabuk çabuk. Yürü yürü. Şişeysin de ben. Gülüm, veriyorum sana biraz. Koy hadi, azıcık koy. Tamam. Abla sen? Yok artık. Çarpar beni, çarpmasa da vallahi annem kokusunu alırsa o çarpar. Ya tamam, bir şey olmaz. Çarparsa biz buradayız. Neyse, bize daha var. Görüşürüz. Yok, içmeyeceğim. Nerede içmeyeceğim? Gel, gel, gel. Sade şortilli bak. Hoppa. Yavaş. Hadi bakayım, hadi, 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 hadi. Tamam. Hadi, 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 hadi. Oba, afiyet olsun. Alo. Oh be. Abla. Kız. Yavaş. Ay ama iyi geldi, yavaş. Ne oldu gülüm? Ha? Çok mu koydum? Çok mu doldurdum ya? Azıcık koydum ya. Sen ne bu bebe? Allah Allah. Ne oldu? Çarptıysa olmuştur, öyle olabilir. Abla. Ama yavaş dedim. Sen ver annem gelmeden, ver. Ben yavaş, acı oluyor. Nasıl içeyim ben onu? Yavaş yavaş. Tamam da böyle giderse de sonu acı olacak ama. Tamam ama şerefe yapacağız bu sefer. Nereye, tamam. Nereye? Nereye gidiyorsun ya? İşim var, işim. İşim var. Ne işin var? Yok yok, afiyet olsun. Al bakalım. Sağ ol, zahmet. Zahmet olur mu Şam? Yakıştılar ama değil mi? Allah bir yastıkta kocasın inşallah. Amin, amin. Güzel çift oldular be. Maşallah. Boyu boyuna. Yaşı yaşına. Yani yaşının ve boyun bir önemi yok aslında. Yani mühim olan gönüller bir olsun. Öyle mi diyorsun?
Ne oldu? Sustun. Ben... Sormayacağını mı? Soracağım tabii. Sormam mı? Ama ne bileyim işte ben böyle... Hazırlıksız geldim. Yüzük müzük de yok. Dur hele Medet, yavaş. Dans diyorum. Sormayacak mısın dans etmeyi? Peki. Daha var mı lan? Var. Saadet ablan bitirdi sağ olsun hepsi. Ha edelim. Soracağım. Edelim mi? Elini tutmayacağım mı? Tutacağım tabii. Ah abim sen beni böyle bir görecektin ki. Damla, iyi misin? Ay Allah ya. İyiyim, tamam. Ya gülüm ben öyle kadeyi çok da doldurmadım, ne oldu? Yok, ondan değil de. Neyse, çok içmediğimde iyi oldu. Niye, neden? Ya bu bir süredir oluyor bana. Ben sana söyleyemedim ama... Cumali, ben galiba... Gel, gel. Çekilin çocuklar, çekilin. Gel, kaçtan orada. Geç, 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 gel. Gel, 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 ver bakayım onu, ver bakayım, ver bakayım. Aa, ne oluyor ya? İçki mi o? Cumali. Herkesin içine mi içiyorsunuz? Ya Cumali! Bu sefer hiç sakın engel olamazsın, şerefsizim söylemezsen. Anne! Baba oluyorum ben. Ay. Ne? Hasta. Oh! Ay. Oh! Astagfirullah. Tebrikler. Eyvallah lan. Eyvallah. Dur, dur annem. Kızım. Allah. Sağ ol anne. Sağ ol anne. Sağ ol. Emin. Lan aslan parçaları. Bak bu sefer yemez ben başlatıyorum. Hadi bakayım. Yürü yürü yürü. Yürü yürü yürü. Gelin hanım kusurumuza bakmazsan bir müsaade etsene bize. Bir küçük oynayalım burada. Gel, gel, hadi, hadi.
Yamaç, ne yapıyorsun oğlum burada? Soğukta donacaksın. Geleceğim ablam birazdan. Demin çok mutluydun, şakırdı şakırdı şakırdı. Hala mutluyum, mutlu olmaz olur muyum ya? Akın, abimin haberi. Anlattım ya işte, aklım gidiyor bazen, yüzüm asılıyor falan. Akın görmesin de üzülmesin diye. Üşüyeceğim. Asma o zaman. Yapabilsem. Belki gelir. Ha? Bir ondan değil ki. Başka ne? Hamileydi ya. Çocuğum olacaktı. Benim bir ailem olacaktı Hamza. O istemedi. İstedi. Ne? Benden duymuş olma. Ya da duy ya. Benden duy. Hadi bak, hadi bakalım benden duy. Ne olacaksa olsun. Hadi bakalım. Kız kendi keyfinden mi gitti? Nasıl yani? Annem bayağı böyle bildiğin saçından tuttu, doladı, 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 savurdu, attı. Sen benimle bir gelsene. Ne oluyor? Ne bu halin? Ne yaptın sen? Ne yapmışım? Efsun'a ne yaptın? Gereken neyse onu. O benim çocuğumun annesi. O senin babanın katili. Değil. Seni bu hale getirenlere parayı o vermiş. Yalan mı? O da işin içindeymiş. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Bildiğim kadarı bana yeter. Cumali abin nerede? Şurada. Cumali abi! Ne oldu Saadet? Sen mi, dışarı mı çıksan acaba? Hayrola, ne oldu? Ben bir şey söylemiş olabilirim yani, bir şey yapmış da olabilirim. Tamam, tamam. Sen nasıl bir insansın ya? Benim hayatıma, benim aileme, benim doğmamış çocuğuma. O senin ailen değil. Senin bir tek ailen var, o da biziz. O kadının ve çocuğunun bizim ailemizde yeri yok. Buna sen karar veremezsin sultanım. Veririm. İdris Koçovalı'nın katilini kapımdan kovarım.
Dua etsin canını almadım. Son sözümdür Yamaç. Aklını başına topla. Unut bu meseleyi. Zaten yeterince hata yapmışsın. İdris Koçovalı'nın katili benim. Sus! Öyle gerekti, öyle yaptım. Bitti. O kız benim hayatımı kurtarmak için kendi ailesini yok etti. Yaptıklarının bedelini misliyle ödedi. Beni Parislerden buraya sen çağırdın. Bu ailenin başına geç dedim. Ben de yeterince bedel ödedim. Öyle mi? Şu anki olduğum adam senin eserin. Öyle mi? Ama çocuğumu, Efsun'u sana kurban etmem Sultan Hanım. Sen de bunu böyle bil. Son sözümdür. Yamaç, anne. Anne içeri geç. İçeri geç. Yamaç, o. Oğlum. Nereye gideceksin lan ha? Olan olmuş, giden gitmiş. Ne yapacaksın? Sana bir şey soracağım. Sadece bir şey soracağım sana. Sen benim yerimde olsaydın, sevdiğin kadını, çocuğunu bırakır mıydın? Onlar için, onları bulmak için dünyayı yakmaz mıydın? Yakardım. Bırakacağım ben onu. Tamam. Benim şu an Efsun'u bulmam lazım. Dikkatli o zaman aslan parçası, tamam? Eyvallah. Kulkan Bey, artık başlayabilirsiniz. Efendim? Enişten, duydum ki duymuşsun duyulması gerekeni. Sen mi aldın lan Efsun'u? Nerede lan Efsun? Aa, yok. O kadar kolay değil. Önce sana bir bilmece soracağım. Ya da yok ya, vazgeçtim. İkimiz de sıkılmadık mı artık bilmecelerden? Gel al Efsun. Nereye geleceğim ulan? Nereye geleceğim?
Ha. Eniştem geldi. Round'dan nakavt olmayacaksın değil mi? Bu deli seni kurtarmak için her şeyi yapar. Thank you.
Ulan enişte, sen bu işi biliyorsun ha? Ben bu adamı seviyorum aslında. Düşman olmasak çok iyi anlaşırdık. İhtimaller işte. Hayat bu. Belli olmaz. Kız almak. Ne içersin, ne giyersin, derdim sana derman olsun. Ben gönülden okuyorum. Cheers.
gitmedi ya. Yamaç'cığım kusura bakma. Seni biraz yordum ama başka çarem yoktu. Durmuyorsun çünkü. Maşallah. Hele söz konusu yengeler olunca. Hey maşallah yani. Hikaye mutsuz sonla bitti evet. Ama emin ol. Bundan sonrası çok daha korkunç olacak. Sana söz veriyorum. Çok eğleneceğiz. Çok sallandık, sen de uyandın değil mi? Sen de haklısın. Yollar çok kötü burada. Bin yıldır süren savaş falan biliyorsun. Bu yolları yapan bakan var ya, adam her hafta istifa ediyor, zorla geri getiriyorlar adamı. Adam bile bıkmış yani. Sen şimdi nerede olduğumuzu anlamadın değil mi? Enişte. Seni dünyanın en güzel, en turistik bölgelerinden birine getirdim. Sürpriz! Afganistan'dayız.
dediği var. Yeni evimize gidene kadar bununla idare edeceksin, tamam mı? Yoksa öleceksin lan. Bu kaçıncı? Ayağa kalk, beline tak. Düşman gözüne bak. Yağmurdan doluya, mengeneden cendere. Yollar bizi hak. Kurşun, bıçak, tokat. Yumruk, tek ve sokaklarda yaşar. Okan akar. Durmaz, derin koma atar. Bir gibi geç dertler asfalta benzer işler döndü terse ensemde sorumluluk nedir ayetle derde deva gelen ellerle sırtımdaki bıçakları say sokan belli ve sığ sebeple el ele verince mahallem küllerinden dirilir anka kuşu gibi fırtına gibi mahallemin yolu bir dertlerimiz deniz gibi serin derin yüzme bilmek yetmez açılma tsunami gibi döneriz mahallemin yolu bir zincirleri kırıp da güçleniriz dosta kardeşe aileme dokunma tsunami gibi döneriz gözüm kana kire bulanıyor bu savaş daha yeni başlıyor gölgeler suretlere dönüyor çukurdan kaçış yok kaçış yok gözüm kana kire bulanıyor bu savaş daha yeni başlıyor gölgeler suretlere dönüyor çukurdan kaçış yok kaçış yok Sokak yanlar cephe koyar apar topar güneş batar ay çıkar vurur dibe çare arar mezar kazar kendi yatar plan yapar ezber bozar güneş doğar felek şaşar vurur dibe başa sarar dinamitle patlatsan da entikalarla aldatsan da paylar saydam hasat gelir orakla çarkına çamakla düşman bakar çoraktan dal çıkar budaktan kopan olsa da fal tutar sokaktan koşan olmasa bal tutan parmak yalar nerede lan bir tutam sadakat ya mahallemin yolu bir dertlerimiz deniz gibi serin derin yüzme bilmek yetmez açılma tsunami gibi döneriz mahallemin yolu bir zincirleri kırıp da güçleniriz dosta kardeşe aileme dokunma tsunami gibi döneriz gözüm kana kire bulanıyor bu savaş daha yeni başlıyor gölgeler